Hangi süreyi açmışsın? Nur. Nur süresi. Maşallah. Şeytanın Allah'a sınırım. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Müslümanlar kendi içinde yalandan, dedikodudan şiddete kaçınacaklar. Siz onu kendiniz için bir şer saymayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan bir ceza vardır. Onlardan iftiranın büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır. İftirayı asıl organize eden daha çok günaha giriyor ama iftiraya uğrayanın aleyhine olmaz bu diyor Allah. Yani onun lehine olur diyor. Çünkü sevap kazanmış olur. İftiraya atan kişinin sevapları da onun üstüne geçer. Dolayısıyla çok lehine bir durum olmuş olur. Allah onu söylüyor. Onu işittiğiniz zaman erkek müminler ve kadın müminlerden kendi nefisler adına hayırlı bir zanda bulunup bu açıkça uydurulmuş iftira bir sözdür demeleri gerekmez miydi? Mesela Müslümanlar hakkında Baron gazetesinde bir iftira atıyor. Bakıyorsun sakallı cübbeli adam inanıyor. Kaz gibi inanıyor. Ağız açık ya vay be diyor. Halbuki mutlaka araştırılması lazım. Yani samimi Müslüman doğru mu yanlış mı araştıracak inşallah. Bak Allah diyor ki ona karşı 4 şahitle gelmeleri gerekmez miydi? 4 tane salih şahit. Şahitleri getirmediklerine göre artık onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Demek ki Müslümana iftira atmaktan şiddete kaçınmak lazım. İspat edilemiyorsa özellikle çok vahim bir durum olur. Allah diyor onlar yalancıların ta kendileridir. Allah onları yalancı ilan ediyor. Evet. Eğer Allah'ın dünyada ve ahirette şeytandan Allah'a sığınırım, üzerinize fazlı ve rahmeti olmasaydı içine daldığınız dedikodudan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Bazı dangallar vardır, işi gücü yoktur. Oturup Müslümanların dedikodusunu yaparlar. Akşama kadar dedikoduyla vakit geçirirler. Yaygındır Müslümanlar, bilirler. Allah bunu yasaklıyor. Bak daldınız diyor. Dalıyor çünkü kendini kaybediyor. Dur. Sürekli dedikoduyla vakit geçiriyor. Onu Allah çirkin bir eylem olarak yasaklıyor. Onu işittiğiniz zaman bu konuda söz söylemek bize yakışmaz. Allah'ım sen yücesin. Bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Bu gibi durumda bu bir iftira diyecek Müslüman. İnanmayacak. Ya 4 şahit getirecek salih ya yoksa onun sözünü etmeyecek. Evet şeyhim sen.